Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çiftlik vlog serimi yeni videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır çiftlik vlog serisi çekemiyordum. Yani tarla işlerine uğraşıyorduk. Çiftliğe yani uzun zamandır uğraşamıyorduk. Yağmur yağdı işte. Yağmur yağınca bir video çektim. Alet ekipmanların videosunu. Şimdi de hayvandan altını temizliyoruz. Şöyle göstereyim. Kepçe şu an yüklüyor orada. Kepçe yüklüyor. Hayvanların altı batmış. Hayvanların altını temizliyoruz. Yani kapatalım. Hayvanların altı batmış. İşte hayvanların altını temizliyoruz. Bugün başladı. İşte 2 gün falan sürer. Yağmurlu diyor ya, dışarıdan göstereyim ya. Hadi açıklasın. 2 gün falan sürer muhtemelen. Arkada Çınar romork var, balık esiri yapımı. Diğer romorkumuz da Akraş romork da şeyde takılı, Zetor'da takılı. Kepçe de oradan yüklüyor Master Ferguson. 277. İşte ben de boşaltıp yoruyorum. Kepçeyle yüklemedim, boşaltmaya geçtim. Yani kepçe biraz yorucu olduğu için buradan şey yapıyorum, göstereyim biraz kepçeyi. Ben kamerayı kafama alayım. Yani oradan romorku boşaltıp geleceğiz. Bunu boşaltıp yukarı da göstereyim. Dediğim gibi bu 120 dekar fasulye yeri vardı. Biz hayvan gübresini hemen hemen hepsini oraya çektik. Yani burada pek bir hayvan gübresi kalmadı. Şöyle kameraya kafamı alayım, oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, fasulye yerinden bahsediyordum. 120 dekar bir fasulye arazimiz vardı işte. Fasulye arazisine hemen hemen yani oraya çektiğimizin hepsini, yanmış hayvan gübresi hemen hemen hepsini çektik. Yani atmadan önce de söyledim. Hayvan gübresinin yanmış olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Şöyle kontağı açalım. Yanmış hayvan gübresi atılır topraklara. Yani verimini arttırmak için. Orayı da ilk sefer ektiğimiz için hani 2 yıldır falan biriktiriyorduk. Hepsini oraya atmadık da biraz da kaldı. Yani oraya attık da genelini. Şimdi bu kepçeyi de assın. Bunu gidip boşaltalım. Yani bu hayvan gübresini oraya çekiyoruz. Çektiğimiz yeri de tekrardan göstereyim. Öbür videolarımda da göstermiştim. Oraya çekiyoruz hayvan gübresini. Orada yanmaya bırakıyoruz. Yani bu son kepçeye atacak. Lastiğimizi de çalıştıralım. Tezbirde. Orada yanmaya bırakıyoruz. Bu hayvan gübreleri yandıktan sonra tarlaya atıyoruz. Gübre dağıtma romorku ile. Yani onların videosunda hep gösterdim. Romorkumuz doldu. Bunu boşaltıp gelelim. Hayvan gübresi hem maliyeti ucuzdur, yani hayvan gübresi buradan kalktığında bize bir maliyeti yok yani. Hayvanın altından kalktığı için hani hem maliyeti ucuz hem de verimli yani. Botur da yine gıcır diyor ya. Botura sinir olmaya başladım. Botura bir komple söküp yapmayı düşünüyorum ya. Bunun altında gıcır diyor nedense. Ben de hiç sevmiyorum o sesi. Dediğim gibi hayvanların gübresini, hayvan gübresini yanmaya bırakıyoruz. Yani yanmaya bırakmazsan bir faydası olmuyor. Ya sıvı olarak atacaksın bunu. Yani bunu bir havuza basacaksın, içine su da basacaksın. Sıvı bir şekilde atacaksın. Ya da bu şekilde bir yere toplayacaksın, yanmasını bırakacaksın, yanmaya bırakacaksın. Yani yanmaya bırakacaksın dediğim de şu şekilde, yani yanmaya toplu bir şekilde bırakacaksın ki o hani şeye girecek, böyle yüksek ısılara girecek, öyle yanacak. Yani böyle buraya bırakılıp da serilip de öyle yanma şeklinde güneş yanması gibi değil yani. Belli bir şeye, belli bir yere kayacaksın. O kendi şeyinde yani yüksek ısılara çıkıyor. Çok yüksek ısılara çıkıyor. Kendi şeyi değişiyor yani, yapısını. O yandıktan sonra şeyi tarlaya atıyoruz işte. Gübre dağıtma robotu ile. Öyle yani çok verimli oluyor bizim için. Orası da ilk sene ekildiği için dediğim gibi bayağı attık o fasulye yerine ya. Orada fasulye yeri tahminim bir 170 degar falan var. 120 degarına attık işte. O 50 degara atılmayacak. Zetor da geldi. Zetor'da da diğer robot takılı. Böyle geçsin. Yağmur yağdığı için biraz buralar battı. Yani yağmurdan dolayı. Yağmur yağdı, işler boşaldı işte. 2-3 gündür boşum. Öyle yani çok şey yapmıyorum. Dedim bir alet ekipmanların videosunu çekeyim dedim.
O da 1 saatlik bir video olduğu için gigabyte çok yüksekti. 1 saati geçti. Hani video yüklerken biraz sıkıntı yaşadım. Sağ olsun bir internet buldum. O internetle yükledim. Bizim internet yükleyemedi o videoyu. Yani çok zor yüklüyor. Bir de %50'lere, %60'lara geldi mi hata veriyor. Yani o videoyu ben attım. Saatte %3'ünü yüklüyordu videonun. O garaj videosunun, alet ekipmanların videosunun. Hani %55'e mi, 56'ya mı geldi? 59'dan mı ne? Bir de hata verdi. Yüklemeyi durdurdu. Ben de sinir oldum. Başka bir internet buldum. Oradan yükledim. Dediğim gibi şu an hayvanları oraya götüreceğiz işte. Boşaltacağız. Marco. Orada kepçe yüklüyor. Ben Jase'yle diğer elemanda şeyle çekiyor. Bu elemanda Zetorman çekiyor. Bir tane de eleman abimiz de kepçeyi kullanıyor işte. Kepçeyle de o yüklüyor. Kuzan, köpekler. Bak gıcır diyor gene. Şu an o alana yaklaştıklar arkadaşlar. Bu videolarda göstermiştim önceki videolarda. Orada bayağı bir hayvan gübresi vardı işte. Orayı biz kamyonlarla bir tane kepçe tuttuk. İki de kamyon tuttuk. Kamyonlarla iki günde oraya taşıdık. Bak o fasulye tallası tam karşıda bak. Gözüken dağ, dağa yakın orada. Yani dağa o tarafında ilerimizde. Buradan bir yani bir kilometre, bir buçuk kilometre uzakta. Belki daha fazladır. Oraya biz kamyonlarla tuttuk. Kamyonlarla çektik. Çünkü yani romortlarla çekseydik lastikleri yarıyoruz. Dediğim gibi anlattım yani lastikleri yarıyoruz. Bir de romortlarla çek bitmezdi. Biz de kamyon tuttuk. Kamyonlarla çektik. Hemen 2 günde falan da hayvan gübresi 3 günde mi? 3 günde falan 2 gün mü? 3 gün. 3 gündü galiba. 3 günde de fasulye yerine attık işte. Hani talla sonra bir de tallayı sürdüm. Hayvan gübresini attıktan sonra karıştırdım. Şu an bayağı ekime hazır sayılır. Yani çiftlikle ilgili çekmek istediğim, önerdiğiniz videolar varsa söyleyin. Çekmeye çalışırım. Çiftlikte olur. Tarımla ilgili videolar olur. Hani ben daha çok tarım ağırlıklı videolar çekeceğim yani. Tarımla bir şey değil. Çünkü çiftlikte elemanlar çalışıyor. Yani tarım tallada da çalışıyor da çiftlikteki elemanlar çiftliği hallediyor, görüyor yani. Böyle yanaşalım. Çiftlikteki elemanlar çiftliği görüyor yani. O yüzden çiftliğine çok uğraşmaya vakit kalmıyor. Talla işlerine uğraşıyoruz. Ama istediğiniz bir video olursa çiftlikle ilgili o videoyu da çekerim. Bunun kasanı açalım şimdi. Rüzgar da esiyor. Bunun kapağı böyle açılıyor demiştim. Önceki videolarda da söyledim. Bak bunun kapağı şöyle yaparsan kapanır. Şuna basıp açarsan açılır. Böyle. Böyle çekersen açılmaz. Şu kil pimi çekeceksin. Öyle açılır bu. Kapanır. Kolay bir sistem yani. Böyle çekişten vur şeye gerek yok. Tınaz yapmış bu romorku. Dediğim alet ekipman videosunda da bu romorku anlatmıştım. Bu romork üç tarafa devrilebilen bir romork. Böyle kapımızı kapatalım. Hem sağa hem sola hem de arkaya devrilebiliyor bu romork. Boşaltalım romorkumuzu. Arka sağ tekeri varsa buna gidelim. Bir hava basalım şimdi. Çünkü arkaya doğru kaldırınca yazılmaya başlıyor teker. Buralarda hep çamur oldu. Çamur yani yağmur yağdığı için. Böyle. Buradan çıkalım. Tekere bir hava basalım. Ben videoyu durdurayım. Orada devam ederim videodan. Evet arkadaşlar. Mandıra'ya geldim. Yani çok uzak değil de ben o arayı video çekmeyeyim dedim. Şu an arka tekerin havası az. Arka tekere biraz hava vuralım. Mipzerimiz de burada. Mipzerin de baltalarını değiştiriyoruz. Baltalar biraz eskimiş.
şöyle duralım buraya. Buna bir hava basalım. Dibzerin de baltaları eskimiş. Baltalarını değiştiriyoruz. Toprağa çok geçmiyor. Abi öndüldün. Böyle baltalarını göstereyim. Baltalar sivriydi. Bunlar bitmiş. Şunlar toprağa geçerken böyle toprağa bunlar ilk geçen yerler toprağa bunlar. Oralar geçmiyor toprağa. Bir de baltalarını değiştirdikçe sipariş verdik. Baltalar geldi. Onun takılması gerekiyor. Şanzıman da burada. 12-10'un şanzıman duruyor burada masada. Ford. Buna arka tekere bir hava basalım. Buna havası az olunca kaçırıyor. Yani kaçırıyor dedim. Yükü arkaya doğru kaldırınca bu taraf batıyor. Yani bu taraf aşağı doğru iniyor. Ama tek taraflı duruyor. Hava basalım. Bunlara 60 hava vuruluyordu herhalde ya. Ama doğruysa bunda 32 hava falan var. 39 PC demiş. TC 89. Şimdi lazım. Bunlar 60-65 hava falan vuruluyordu ya. Yani öyle hatırlıyorum ben hatırladığım kadarıyla. Şu an 40. Ben buna bir 50 hava vurayım da sonra tekrardan bakarım. Şu an 40. Hala 40'ta. Yine kontrol edelim. En kolay kontrol etme yolu bu ya. Şuna bakalım. Bunda da 30 gösteriyor ya. 32 falan. Neyse bu yeter o zaman ya 40'sa. Hele hortumu alalım içeri. Kompresörümü manasını kapatayım. Hava kaçırmasın. Dibzerden bahsediyorum arkadaşlar. Şu önde bak baltalar var burada. Bunun hop nereye takılıyor o baltalar? Buraya takılıyor. Bak. Buraya takılıyor. Burada tohum yatağını açıyor yani. Tohum şu gübrenin bu teker öndeki teker sertleştiriyor toprağı. Sertleştikten sonra bu yatağı açıyor. İşte bu baltalar toprağa böyle giriyor. Yatağı açıyor. Şuradan da tohumu bırakıyor. Arkadaki tekerde tekrardan yumma yapıyor. Bunu bu şu şekilde takılı burada. Bu baltanın ayağı şu şekilde burada takılı balta. Şöyle ön taraf. Burada takılı evet. Şurada mıydı? Yok şöyle. Burada bu şekilde takılı bu balta. Böyle toprağı açıp gidiyor. Bu baltası eskimiş. Şimdi bunların siparişini verdik. Bunların takılması gerekiyor. Bu ara havamızı bastık. Gittiği yere varalım. Da açalım. Yağmurlama geldi. Bu yağmurlamada biz de gel bir yonca arazi kiraladık. Yani o araziden o araziye getirdik. Yani her şeyini sıfırdan alıyoruz o arazinin. Ekili bir yonca kiraladık biz de gel. Bakalım para kazanabileceğiz mi? Yani orada yüz de gel bir yonca arazi var. Kiraladık öyle 3 yılına kiraladık. Onların detaylarını anlatacağım bir videoda. Önce arazisini. Daha 66, 265, 265, 266 geçtiğimiz traktördür. 265 bizim değil. O bir abinin. Burada duruyor traktör. Burada da yağmurlamalar falan var. Şurasında.
yağmurlamalar da şey gidecek yani. Aslında mısır yerinde de mısıra bu sene yağmurlama yetmeyecek bizim. Mısıra şey almayı düşünüyoruz. Damlama, mısıra damlama alırsak bunlar fasulyeye serilecek. Bu yağmurlamalar. Şurada Taysu var, köpek. Taysu. Taysu da çok fena. Yani Taysu'nun yanına varalım. Bunu da çobandan almıştık. Hatta bu da bağda durduğundan. Şöyle göstereyim. Oğlum, Taysu. Taysu. Oğlum. Taysu. Taysu. Şşt, oğlum. Oğlum. Biraz asabi. Biraz kafadan korkak. Salındım falan biraz sıkıntı ya. O bebek. Bazen iyi, bazen sıkıntı. Kafeye geldiler mi? Şu an oradan dönüp geliyorum. Buradan giriyorum. Ahıra aslında oradan da girebilirdim de. Buradan giriyorum. O baştan yüklediğimden yükü aldıktan sonra direkt oradan çıkıp gidiyorum yani. Böyle boş durmaktan burada dolaşıyoruz. Dolu durmaktan direkt oradan çıkıyoruz. Hani öyle yapmasam bir süre dolu durmakta bu yolu dolaşmam gerekiyor. O yüzden boş durmakta dolaşıyorum. Buraya geliyorum arkadan. Mesela buradan direkt çıkıp gidiyorum. Şu an hayvanlar altı çok bakmış göstereyim. Hayvanlar altı full dolu şu an. İki günde temizlen işte. Bugün yarın da temizleriz. Sıyırıcı sistemi yok bizde. Sıyırıcı sistemi kepçeyle temizleriz böyle dolunca. Sıyırıcı sistemi de olsa güzel olur aslında da. Ben şöyle duruyorum. Onu orkı bir doldursun. Kepçeye babam geçmiş. Bizim elemanlar galiba yemek yemeye gitti. Mesela ben de şurada durduğum videoyu kepçenin yanına varayım. Çekeyim. Böyle el freni çekmeyince bu ütüyor ya. İndirsek geri ütmüyor. Koltuğu kapattıktan sonra el freni çekmezsen ütüyor. Şu diğerini buradan alalım. Bunu şuraya koyalım. Değil mi kızlar? İnekler yem yiyor burada. Sabah burayı temizledik işte. Bu iki pado. Bir arka tarafı kaldı. Buranın. Kepçe gidiyor. Cas ya. Evet. Arkadaşlar zetora geçtim. Yani bizim elemanlar yemek yemeye gidince mecbur ben de zetora çektim. İşler durmasın diye devam edelim dedik. Zetora geçtim. Zetordan devam ediyorum. Romorku boşaltıp yenelim. Bunun arkadaş romork var. Bu hayvan gübresi bayağı sıvı. Bu casiye arka taraf, öbür romorku arka taraftan yüklüyoruz. Bu tarafı ön taraftan yüklüyoruz bu romorku. Ön tarafın şey gübresi biraz daha cıvık. Cıvık gübre biraz akıyor bu yola. Biraz da çok dolmuş bu. Onu bir boşaltıp gelelim. Yani Zetor'dan bahsetsem biraz aslında olur da ben Zetor'la Casen'in inceleme videosunu çekeceğim. O yüzden Zetor'dan bahsetmeyeyim fazla. Orada inceleme videosunda bahsederim. Ama çekmalı bir traktör bu. Daha Cizic Rebook Bridge. Cezayir Rebook Bridge yazıyor orada. Cezayir çekmalı bir traktör. Türkiye piyasasına giremedi distribütörlerden dolayı. Romor çok dolmuş ya. Bayağı şey akar oralara. Böyle bakın. Çok dolmuş. Yolu berbat edeceğiz. Yol zaten berbat olmuş da. Traktör de bayağı ses alıyor içeri ya. Almalısın. Lastiklerden dolayı o lastiklerin değişmesi gerekiyor. Biraz da bu yani bu traktörler şeylerden Euro 2 mi bunlar? Euro 3 mü? Tam bilmiyorum da Euro 2 olabilir. Yani traktör Euro 4'e geçince sesi azalıyor. Bunların sesi fazla yani. Emisyon sistemlerinden. Mesela Caz'da hiç duman atmıyor. Sesi de çıkmıyor. Duman da atmıyor. Motor Euro 3 olduğundan. Euro 4 traktörler öyle yani emisyon sistemlerinden dolayı
duman atmıyor balonla yani. Onlarda filtre var, partikül filtre. Biraz da şey var yani, Combarail'in de etkisi var. Yani Euro 4 olunca Combarail zaten gerekiyor yani. Euro 4 motorlarda Combarail var. Artı bir de partikül filtreleri falan var. Yani traktör hiç duman atmıyor. Yani ne kadar zorlatırsan zorlat duman atmıyor yani. Dumanını göremedim. Bunda gaza basınca direkt bu traktörler duman atar yani. Gaza bastığın zaman, bak öyle göstereyim. Gaza bastığın zaman bu traktörler duman atar. Boşaltalım. Burada eldiven. Şimdi eldiveni giyelim. Çekişten açacağız da. Ben de yağ almışım. Keşke öbür traktörde eldivenimi alsaydık. Almadık. Zetor'da bir konforlu ya. Şu Zetor'un oturda gram verin koltu. Acaba diyorum söksem, casiye mi taksam düşünüyorum ya. Koltuk çok rahat ya. Böyle oturduğun zaman koltuk gitten çok rahat. Buraya koltukları boşaltalım. Acaba batar mıyız? Hop. Buraya battı bile. Tek çekerde çıkartıyor, bassa bile. Yavaş onu. Şöyle takviye alalım. Bu yol vitesi arkadaşlar. Şu da talla vitesi. Takviye yani. Alta basınca ortası da boş oluyor. Şöyle 3 takviyeyi aldık. Geri gelelim 3 takviyeyle. Talla vitesiyle. Ama bu romork açınca var ya, öyle bir gidecek ki gübre, hayvan gübresi. Cıvık olduğu için bir açalım. Biraz aksiyon yaşayalım orada. Yani romorku açıyoruz. Daha romork boşalmadan yenisi gidiyor. Önce hangi tarafı açalım? İki kapakta takılı. Önce bu tarafı açalım. Bak o tarafa açalım, nasıl gidecek şimdi hayvan gibi, açıp kaçacağım. Vay anasını. Kapağı bir açıyoruz, gübrenin yarısı boşalıyor. Yani cıvık olduğu için. Çok bir şey kalmıyor damperi de. Şöyle damperi kaldırsam ben şu eldiveni çıkartayım. Havalı fren. Havalı fren de var arkadaşlar. Zetor'da. Zetor bayağı özellikli bir motor da. Senesine göre çok özellikli. Yani elektronik kollar. Yani o seneye göre çok özellikli bir traktör. 2008 model bu. Biraz düz vitesi alalım. Düz vitesini. 2008 senesine göre çok özellikli bir traktör bu. Hele varayım. Burada kapatayım kamerayı arkadaşlar. Ya böyle bir çiftlik kurak serisine video çekeyim dedim. Eğer çiftlikle ilgili bir önerebileceğiniz video varsa çekmeye çalışırım yani. Çektiğiniz video varsa, istediğiniz video çekmeye çalışırım. Öyle hemen varayım, öbür romaka dolmuştur. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Yani videoların devamı gelecektir. Umarım hoşunuza gidiyordur.
Hepiniz hoşça kalın.